Her insan kendi görüş alanının sınırlarını dünyanın sınırları sanır. Arthur Schopenhauer Hepimizin sınırları vardır. Bazılarının sınırları yaptıklarında, bazılarının ise fikirlerindedir. İnsanların düşüncelerinde veya inançlarında daima değişime açık olmayan yerleşik sınırlar bulunur. Eğer bunlar Hayatınızı olumsuz bir şekilde etkilemiyorsa bu bir sorun değildir ve kendi sınırlarınızın farkında olmanız sorunda teşkil etmemeli. Fakat vizyon ya da hayat görüşümüz bazen bu sınırları öyle bir zorlar ki önümüze çıkan bazı gerçekleri reddetmeye başlarız ve işte o zaman bu bir sorun haline gelir. Başkalarının ufku bizimkinden daha geniş olduğunda ve daha iyi düşünebildiklerinde, hayatta yapabildiklerimizden daha fazlasını yapabildiklerinde veya bizim yapamadığımızı başkaları yapabildiğinde o vakit bu sınırların arkasında kalmak bizi kısıtlar. Hayat görüşümüz o kadar sınırlıdır ki dünyayı, kendimizi ve diğer herkesi bu görüşle Sınırlamaya çalışarak bastırmaya çalışırız. Fakat dünyada herkesin yaşamı, yaptıkları, düşündükleri veya inandıkları temeller az da olsa birbirlerinden farklıdır. Bunlar dünyayı nasıl idrak ettiğimizi tanımlama ve belirleme yollarımız vasıtasıyla gerçekleşir. İki kişi tamamen aynı olayı deneyim etse dahi farklı sonuçlara varabilirler. Örneğin İki farklı insan. Bunlardan birinin doğaüstü olaylara inandığını, diğerinin de olaylara daha bilimsel yaklaşan bir kişi olduğunu varsayalım. Bunlar bir gün yolda yürürken bir anda gökyüzünden bir ışığın süzülerek aşağı indiğini ve sonradan aniden kaybolduğunu gözlemlediler. Böyle bir durumda, kişilerden birisi söz konusu olayda doğaüstü hal veya mucize ararken diğeri ise Olaya bilimsel olarak yaklaşarak bir çeşit doğa olayının vuku bulduğunu düşünmesi muhtemeldir. İkisinin de bu olaya bakış açıları ve yaptıkları çıkarımlar kendi yargılarına göre farklılık göstermelerine rağmen aslında bir konuda yolları kesişir. Öyle ki ikisi de dünyada sahip oldukları görüşlerinin sınırlarına ulaşmışlardır. Neden böyle söyledim? Çünkü bilimsel yaklaşan kişi doğrulayamayacağı şeylere kesinlikle inanmazken diğeri ise tam tersine kolayca inanma eğilimindedir. Çoğunuz belki burada A veya B kişisinin doğru yaptığını düşüneceksiniz. Ama mesele bu değil. Yani bu örnekte aslında kimin doğru şeyi yaptığının veya yapmadığının bir önemi yoktur. Buradaki mesele İkisinin de hayat görüşlerinde birer kör nokta olmasıdır. Ve bu durumun farkında olmamaları ikisi için de sorun teşkil eder. Hepimiz hayattaki kör noktalarımızı veya doğruluğundan emin olduğumuz fikirlerimizi algıladığımız dünyaya yansıtırız. Bu bir insan için gayet anlaşılabilir ve basittir. Çünkü olandır. Fakat buna karşın kendi zayıflıklarımızı ve kör noktalarımızı anlamaya çalışabiliriz. Onları ortadan kaldıramasak bile en azından belirli bir seviyede tolere edebilmek veya başkaları için bunu mümkün kılmaya çalışmak da bir mücadeledir. Şimdi size kısa bir hikaye anlatarak Başka bir örnek daha vereceğim. Amerika'nın keşfiyle birlikte Avrupalılarca bu kıtayla ilk temasın kurulması sonucu Amerikan kolonizasyonunun başlamasına ön ayak olan ünlü kaşif Christoph Kolomb kendisinden önceki kaşiflerin veya kaptanların sınırlı görüşlerini aşmaya oldukça istekliydi. Diğer yandan gemici Henry ise birçok bölgeyi keşfetmesine rağmen belki de sonu olduğunu düşündüğü dünyanın kenarlarından oldukça uzakta kaldı. Böylece Atlantik Okyanusu'nu geçip diğer yakadaki toprakları keşfetme şansını kaçırdı. Belki de Henry ve ekibi dünyanın kenarından düşmekten korkuyorlardı. Dünyanın tam o sınırda sona ermesinden ve oraya gidildiğinde düşülen bir nokta olmasından korkuyorlardı belki. Bu korku eski çağlara kadar dayansa da bazı antik Yunan filozofları binlerce yıl öncesinde küresel bir dünya fikrini ortaya atabilmişlerdir mesela. Fakat işin bir de şöyle bir komik tarafı var ki bugün bile hala aramızda düz dünyaya inanan insanlar var. Neyse, konumuza dönecek olursak aslında sorun insanların kendi fikirlerini bir başkasına dayatmaya çalıştıklarında ortaya çıkıyor. Genellikle daha ileri görüşlü, ideolojisini geliştirebilen insanlara karşı dayatılan sınırlamalar ilginçtir ki daha dar ve daha gerici yaklaşımlı oluyor. Her zaman böyle olmasa da bunların arkasında yatan sebepler çok çeşitli olabilir. Belki menfaat, belki cehalet fakat birini ikna etmeye çalışmakla ona bir başkasının fikrini empoza etmeye zorlamak arasında bir ayrım olduğunu unutmayın. Bunlar da genelde dini veya siyaseti buna alet eden kişi ya da toplulukların yaptığı eylemlerdir. Bunları yapmaktaki amaçları da çoğunlukla menfaatleri içindir. Yani cahil olmalarından değil. Bunları bir silah gibi kullanıp topluma şekil verme amacı güderler. Peki ya sizin sınırlarınız nedir? Herkesten daha iyi bildiğinizi sandığınız neyi göremez, anlayamaz, düşünemez veya inanmazsınız? Sizin kör noktanız aklınızın neresinde? Başkaları sizin fikirlerinize nasıl yaklaşıyor? Veya siz onların fikirlerine Nasıl yaklaşıyorsunuz? İnsan hayatta hoşuna gitmeyen her şeyi, mesela kendi yaptığı bir hatayı bile başkasına kolayca yükleyebiliyor. Karşısındaki insan haklı olması bunu değiştirmiyor. Çünkü çoğumuzun egosu hatasını kabul etmek yerine onu başkasına atmayı tercih eder. Yüksek ego bunu kendine yediremez. Bunu aşmanın tek yolu kendinizi objektif olabilmeyi öğrenmenizdir. Tabi bu konuda sadece şunu yap, bunu yapma demek de yetmez. Çünkü kişiliğinize ve davranışlarınıza bağlıdır her şey. Bunu istemek çok önemli. Fakat sadece istemek de yetmeyebilir. Çünkü bazı insanlar vardır. Sonuç ne olursa olsun. Ak ve karayı birbirinden ayırt edemez. Renk körlüğüne benzer bir şeydir bu. Yine de yapabildiğiniz kadar kendinizi ve hayatınızı sürekli Gözlemleyin. Üçüncü şahıs gibi kendinizi dışarıdan görmeye çalışın ve yorumlayın. Ayrıca başkalarıyla olan herhangi bir konu hakkında aranızdaki anlaşmazlıkları düşünün ve onları tekrardan süzgeçten geçirin mesela. Aranızdaki anlaşmazlığa sebep olan şey nedir ve çözüm yollarınız neden farklı? Bu tarz argümanlar oluşturmak bir nevi pratik yapmak gibi yardımcı olabilir. Hayatta yaşadığınız çoğu sorunun çözümleri aklınızdadır aslında. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmayın ve uygulayın. Böylece videoyu burada sonlandırıyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atarsanız memnun olurum. Bu tarz videoların daha fazlası için de Viva Ruina'ya abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.